con la 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 la. Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size Aralık ayında gelecek olan ikinci Hero'dan bahsedeceğiz. İlk Hero'dan yani Dark Half'tan bahsetmiştik arkadaşlar. Bununla ilgili beklediğimiz özellikler ne olacaktı, hikayesi vesaire arkadaşlar. Bundan bir önceki videomuzda bahsetmiştik detaylı olarak. Şimdi yeni bir Hero arkadaşlar. Night Thresher. Night Thresher arkadaşlar, hikayesi biraz fantastik. Yani böyle Türk filmlerine yakın bir hikayesi var. Ama yeteneklerine geldiğimiz zaman efsane yetenekleri var. Yine kabımın şişirmeye aday olacak bir başka hero'su diyebilirim. Hikayesinde gözünün önünde çocukken arkadaşlar anne babasını öldürüyorlar. Knight'ın. Büyüdüğü zaman bunu hatırlamıyor ama intikam almak istiyor. Ve kendisini geliştiriyor arkadaşlar. Dövüş yetenekleri konusunda birçok kişiden dövüş dersi alıyor. Ve dövüş dersi sonucunda bayağı yetenekli oluyor. Ve geceleri adaleti sağlamak için New York sokaklarında, Amerikan sokaklarında çetelerin sayısını azaltmak için diğer iki arkadaşıyla beraber sürekli savaşıyor arkadaşlar. Sürekli dövüşüyor. Yani dövüş yeteneği çok kuvvetli bir hero. Özelliklerine gelirsem arkadaşlar, yani tek tek bahsedeyim biraz fazla detaylı. İlk olarak arkadaşlar beyni yani hafızası, kafası çok kuvvetli ve telepatik problemlere karşı bağışıklığı var. Filmde de var. Yani şöyle söyleyeyim. Oyunda Emma Frost yetenekleri tersine çevirirken rakiplerinin zihinlerine giriyor ve zihinlerini karıştırıyor. Bu sebeple yeteneğini kontrolleri tersine çeviriyor. Filmde de aynı şekilde Emma Frost Knight'ın arkadaşlar hafızasına, filmde diyorum çizgi romanda, Knight'ın hafızasına girmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor arkadaşlar. Çünkü Knight bu tarz şeylere, telepatik problemlere karşı çok etkili. Bağışıklığı da var arkadaşlar. Filmde dahi var. Büyük ihtimalle yine hafızası güçlü olacak ve tahminimce Emma Frost'un bu kafa karışıklığına, kontrolleri ters çevirmesine karşı bağışıklığı olacak Hero'nun tahminimce. Onun dışında dövüş yetenekleri çok kuvvetli. Punisher'la da dövüşüyor ve silahsız bir şekilde. Punisher'in silahı yokken Punisher'ı dövebiliyor. Tabi daha sonra Punisher silahlarına hakim olup Knight'ı yeniyor. Elbisesi çok önemli arkadaşlar. Üzerindeki bu kıyafet aslında bir zırh. Çok hafif bir zırh. Ve tek bir maddeden oluşmuyor arkadaşlar. Titanyum da var içerisinde. Yani bu kıyafet kurşun geçirmiyor. Ateşlere karşı dayanıklı. Ve bıçak darbeleriyle delinemiyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Bu yüzden oyun içerisinde yine yanmaya karşı bağışıklı olmasını bekliyorum. Kıyafetinden dolayı. Kurşun geçirmeyeceği için yine kanama bağışıklığı olmasını da bekliyorum. Yani normalde kıyafet aynı zamanda kurşun geçirmiyor arkadaşlar. Ve bıçak darbeleriyle de kesilmediği için kanamaya karşı bir bağışıklığı olmasını bekliyorum. En azından kanama etkilerine karşı bir avantajı olmasını mutlaka bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar giysinin kendisi bir kamuflaj ekipmanı içeriyor. Yani çevreye uyum sağlayabiliyor. Bu hani fantastik filmlerde gördüğümüz işte giydiğin zaman mesela Sherlock Holmes filmlerinde nasıl duvarda kendini kamufle edebiliyor veya askeri filmlerde kendisini kamufle edebiliyor. Kıyafetin böyle bir özelliği var. Bu sebeple kamufle yeteneği yine oyunda bekliyoruz. Peki bu kamufle yeteneğini nasıl kullanabilir? Kaçış olabilir. Hani mekana uyum sağladığı için gözden kaçıyor. Wasp nasıl küçüldüğü zaman rakibinin gözünden kayboluyordu. 0.7 saniyeliğine kayboluyor. İşte siz ağır saldırı yapıyorsunuz vesaire. Yine o tarz bir şey. Kaçış özelliği eklenebilir ki kaçış özelliği eklenirse defansla çok can yakar. Aynı zamanda arkadaşlar yüzündeki kask. Şu kaska bir odaklaşayım biraz. Yüzündeki kask ve gözlükleri arkadaşlar. Yüzünde tabii normalde bir gözlük var. Bu da kızılötesi görüşü yapabiliyor. Yani geceleri de çok rahat görüyor. Daha önce dediğim gibi geceleri ava çıkıyor bunlar. Amerikan sokaklarında ve kötü adamları avlıyor.
Yine gözünün kızıl ötesini görebilmesi, teleskopik görüşü ve manyetik rezonans taraması yapmasına izin veriyor arkadaşlar. Yani rakibi bir nevi X-ray cihazından geçirmiş oluyor. Bu sebeple kaçış veya yetenek isabeti düşürme yeteneği de etkisi de getirilebilir. Onun dışında şöyle üstüne bakıyorum arkadaşlar. Şu kol tarafındaki bu öncelikle elinde tuttuğu demirler arkadaşlar. Bu da dövüşlerde kullandığı hem rakiplerine sert darbeler indirdiği hem de elinden atarak rakibine attığı iki demir çubuğu. Bunlarla da bakarsam arkadaşlar bir nevi kanama verebilir rakibe. Sarsıntı verebilir. Yetenek isabeti düşürebilir. Aynı zamanda şu kollarındaki ve yumruklarının ucunda arkadaşlar normalde demir bıçaklar var. Onları da hem rakibe atıyor hem de rakibe vururken bir nevi kara panterin pençesi gibi düşünebiliriz. Bununla da arkadaşlar rakiplerini kanatabilir. Yine fantastik bir arkadaşlar. Yani Kabam'ın şişirmeye müsait olabileceği biliyor. Sınıfı ile ilgili bir açıklama okumadım. Ama beceri sınıfı ağırlıklı bir hero olabilir dediğim gibi. Belki açıklanmıştır ama ben bununla ilgili bir yazı okumadım. Dark Half teknoloji olacaktı. Onun açıklaması gelmişti. Ama dediğim gibi bunu çok okudum diyemem. Temel anlamda asıl güçleri ikiye ayrılıyor. Bir kendi bedeninin, kendisine ait olduğu güçler. Dövüş yeteneği olsun, telepatik yeteneği olsun ve telepatiye karşı olan bağışıklığı olsun arkadaşlar. İkinci özelliği de kıyafetiyle alakalı, yani teknolojik olmasıyla alakalı. Kıyafetinin sertliği, kalınlığı özellikle dışarıdan gelen etkilere karşı çok etkili olacak. Dediğimiz gibi yakmaya karşı normalde bağışıklığı var filmde de çizgi filmde de. Onun dışında kurşun geçirmez bir zırhı var. Hani Luke Jack'in bedeni nasıl kurşun geçirmeyecek kadar sert. Bu sebeple oyunda kanama bağışıklığı var. Aynı şekilde bu hero'da da bir kanama bağışıklığı aslında bekliyorum. Duyuları da çok gelişmiş arkadaşlar Knight'ın. Duyuları çok gelişmiş olduğu için yine bunlarla ilgili de bir kaçış bekliyorum. Hero'da bir kaçış olabilir. Ya da en azından ıskalatma yine olabilir. Çünkü kamuflajı aynı zamanda üzerindeki kıyafet bir kamuflaj görevi görüyor. Ve bulunduğu ortama uyum sağlayıp rakibin gözünden kaçıyor. Bu da Knight için kaçış olarak yani defansif olarak ekstra bir etki olabilir. Belki çok yüksek bir kaçış oranı verilmez. Ama tamamen örnek veriyorum. Karadul'un nasıl kurnazlığı var, kaçışı var. Hani kendisi %3 gibi küçük bir rakam da olsa kaçıyor. Belki Knight de %5, %10 gibi küçük bir rakamla kaçıyor olabilir. Tabii Knight normalde başka arkadaşlarıyla da bolca haberleşebiliyor. Yani arkadaşlık duyuları da çok kuvvetli. Bu kafasındaki kask arkadaşlar aynı zamanda arkadaşlarıyla haberleşmesini sağlıyor ve birçok arkadaşa bu sebeple sinerji sayısı da yine fazla olabilir. Örnek veriyorum Domino'nun 7 tane falandı galiba sinerjisi vardı. Çünkü hani arkadaş var ya bir ekibin içerisinde bir X-Force takımının içerisindeydi. Aynı şekilde Knight'da arkadaşlar bir takım bir ekiple beraber hatta zamanda Avengers'da bir muhabbeti bile oluyor. Yani birçok yere girip girip çıkıyor. Bu sebeple bolca da sinerji görebiliriz. Yine fantastik birkaç sinerjisi de olabilir. Sizce Knight arkadaşlar nasıl olur? Geldiği zaman hangi özelliklere sahip olur? Abartılacak hero'lar içerisine eklenebilir mi? Bununla ilgili görüş ve düşüncelerinizi videonun altına yorum bölümüne bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli oyunlar.
con la 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 la.